mekan, şehir ve karakter isimleri değiştirilmiştir. Küçük yaşlarda tuhaf şeyler görürdüm. En eski hatırladığım olay şöyle. Köye gittiğimiz bir yaz, büyük dayım, anneannem ve dedemle başka köyden evlenmiş teyzemi ziyarete köylerine gitmiştik. Köyde çocuklarla oynadık. Yemekti derken akşam oldu ve dönüş vakti geldi. Hava karardı. Minibüste dedemle dayım önde oturdu. Arkada bir tek benle nenem oturuyordu. Çok severdi beni ve yanına oturup başımı göğsüne koydum. Saçımı okşuyordu. Saat geç sayılırdı. 9-10 gibi köy yolu malumunuz etraf haliyle zifiri karanlıktı. Ben de camdan yolu etrafı izleyip kafamdan kaç dakikalık yolumuz var diye hesaplamaya çalışıyordum. Bayır aşağı uzun çalıların ve ağaçların olduğu bir yoldan geçerken anneannem bu bölgede tek başına duran bir mezar vardı. Şehit olduğu söyleniyor dedi. O da cümlelerinin yarısındayken gözüm ağaçların içinde elinde baston ya da asa benzeri bir şey olan üzerinde bembeyaz uzun hırkasının içinde griye çalan bir kıyafet giymiş elli yaşlarında beyaz saçı hırkası ve nur saçan gibi parlayan bir adam ağaçların arkasından el sallarken göründü bana. Dilim tutuldu. Neneme göstermeye çalışıp bir daha baktığımda yoktu yerinde. Neneme anlattığımda korkmuşsundur dedi. Bir de küçükken kendi evimizde psikolojik rahatsızlıklar olan teyzemle geceleri gördüğüm varlıklar vardı. Teyzemin evi eski bir evdi. Toprak evleri bilirsiniz. Damı topraktan, duvarları elle yapılan çamur tuğlalardandı. Teyzem olmayan şeyler görüyordu. O vakitler yaşım en fazla 12-13 aralığındadır diye hatırlıyorum. Küçük yaşıma rağmen teyzem tek bana güvendi. Ben yanındayken rahatlardı. Babam, dayım ve diğer teyzelerim silahla kapısında nöbet tutsa dayı korkusu geçmezdi ve rahat edemezdi. Ben yanında oturdum mu rahatlardı. Bazen pencerenin önünde, kenarda saklanır gibi dışarıyı seyrederken yakalardı. Yanına çağırırdı beni. Bak gel, şuraya bak. Oradalar. Gözetliyorlar beni. Yalnız kaldığımda gelecekler benim için derdi. Ve alakasız yerleri gösterirdi. Eve yakın ahırları, bazı evlerin pencerelerini gösterirdi. Ama görecekler diye çok tedirgin olurdu. Oradalar. İlk fırsatta beni öldürecekler. Hep bunu söylüyordu. Ama gösterdiği yerlerde hiç kimse yoktu. Ben ise korkmazdım ve alışmıştım. Babamlar ve annemler korkma. Teyzen hasta derlerdi. Ben de bu fikre inanıp benimsediğim için geçecek bir hastalık gözüyle bakardım. Teyzemlerdi. Salonda tek başına uyuduğum zamanlar, geceleri bazen uyandığımda odanın içinde bembeyaz parlayan bir insan görürdüm. Bu insan benimle ilgilenmezdi. Halının altında bir şeyler arardı. Fakat nedense bana zarar vermeyecek hissi oluşuyordu. Yine de çekinirdim onda. Uyku sersemliğiyle onun bir rüya olduğunu düşünürdü. Korkumu bastırmaya çalışıp o beyaz adama çaktırmadan battaniyenin altına girip gizlenip onu izlemeye başlardım. Sabah olmasını beklerdim. Havanın soğuk olduğu bir gece teyzem sobayı yaktı ve kendi odasına kurdu yatağımı. Sıcacık odada yatağa girip yorganın altına girince rahat bir uykuya daldım. Gecenin geç saatinde bir anda uyandığımda Sırtım duvara yaslanmış bir vaziyette. Yarı oturlu bir pozisyondaydım. Bu hiç normal değildi. Sobada yanan odunların çatırtıları hafiften duyuluyordu. Ve alevin yanması da tabana yansıyordu. Çok az da olsa karanlığı kırmıştı. Yine bir tuhaflık olacağı belliydi. Ovaladım gözlerimi. Gözüm karanlığa alışıp odanın içini yavaş yavaş seçmeye başladığında teyzemi odanın kapısının arkasında asılı kıyafetlerin önünde yüzü kıyafetlere dönük kıyafetleri giymiş şekilde öylece dururken gördüm. Sabah namazına kalkmış abdest alacak sandım önce. Teyze ne yapıyorsun diye sordu. Birkaç defa seslendim ama hiçbir tepki vermedi. Öylece dümdüz vitrin mankeni gibi duruyordu. Sonra odayı süzerken uykunun yarattığı o mahmurlukla yattığı köşeye doğru bakmanla o an korkunun zirvesini yaşadım ve dona kaldım. O da bir anda buz gibi oldu. Teyzem yatağında uyuyordu. Hangisi gerçekti? Bu yaşadığım gerçek miydi? Gözümü kapatıp bildiğim tüm duaları ve sureleri okuyup yorganın altına bilimlik hareketlerle girdim. Ne ara uyudun? Uyudun mu? Onu bile hatırlamıyorum. Neyse bir zaman sonra da korkularım biraz daha azaldı. Açıkçası malumunuz Anadolu'da bu köle yapılan cinler gece sıcak su döküp başları beladan çıkmayan insanlar musallat ya da açıklanamayan vukuat hikayeleri çok anlatılır haliyle o zamanda korkularımız aşınmıştı bu olaylardan sonra büyüdüm okul ders ve babamın işine yardım derken daha az gider oldum teyzeme bizimkilerde şehir şehir hocadan hocaya ve doktordan doktora götürdü teyzemi o da ara ara rahatsızlandıysa da son senelerde doktorlar, ilaçlar, dualar ve ailemin yardımıyla iyileşti. Halen böyle halleri olur ama sanırım o da alıştı. Eskisi kadar kötüleşmiyor. Buraya kadar çok uzattığımın farkındayım. Ama asıl bendeki büyük etki yaratan olayları daha yetişkin sayılabileceğim zamanlarda yaşadım. Herkesin yaşadığı, hayatının amacını, dini, siyasi görüşleri sorguladığı, ya da bir arayış içinde olduğu bir dönem olmuştur. O süreçlerde ben açıkçası hak, din, İslamiyet'ten bayağı uzaklaşmıştım. Her şeyi bilimle ve akılla açıklamaya çalıştım. Hiçbir dini kabul etmezdim. İyi insan olmak için dine ihtiyacı yoktur derdim. Haliyle cinleri ve pilleri yok sayar, musallat olmuş diyenleri de, psikolojik problemini aşamayanların kafasında tasarladığı dikkat çekme senaryoları olarak yorumlardım. Ta ki kendi ailemde musallat olayını yaşayana kadar her şey yeni evlenmiş kuzenimin. Düğününden birkaç hafta sonra başladı. Kuzenimin adı Kaan. Gelin hanım, Kaan'ın kız kardeşleri ve sülalemizdeki çoğu genç kız bir anda bayıldı. yerde, Gözleri bembeyaz oldu. Uyandıklarında korkunç çığlıklar attılar. Bir anda dediğim gerçekten bir anda bayıldılar. Aralarında en fazla birkaç saniye oynardı ki evlerimiz farklı semtlerdeydi. Kaan'ın kardeşi evinde bayılırken başka bir kız kuzenim de başka semtte aynı anda bayılırdı. Planlı olması zaten mümkün değil. Yani hele bir de ayılma aşamasında onlara zapt etmek ne mümkün. Bir de o gözleri aklıma geldikçe nutkum tutuluyor. Bayılmadan önce etrafındakilerden çok korkarlardı.'' Sonradan anlattıklarına göre insanlar onlara çok korkunç varlıklar gibi görüp onlara zarar vermeye çalışıyorlarmış. Uyandıklarında bir süre bazen hiç konuşmazlardı. Birisi Kur'an-ı Kerim okumadan kendilerine gelmezlerdi. Oca Kur'an okurken çığlık attıklarını, kaçmaya çalıştıklarını ve eliyle boğazını sıkıp kendini boğmaya çalışan kuzenimi bile gördüm. Doktorlar, psikologlar hocalar ve imamlar fayda etmedi. Fayda ettiyse de kalıcı bir çözüm olmadı. Bir gün ailecek gittiğimiz bir düğünde, akşam 8-9 civarı, bizim ailenin kızları yine tuhaflaşmaya başladılar. Her birimiz birine gitti. Bir anda hatırladığım kadarıyla 7 kişi aynı anda farklı noktalarda bayıldı. Kır düğünüydü. Yan yana da değillerdi. Hepimiz kızları alıp evlere ve hastanelere götürdük ayıltma çabaları derken gece yarısına doğru ilerledi vakit. Evlere dağıldık ama bu sefer farklı bir şey olmuştu. Aynı mahallede oturduğumuz bir erkek kuzenim Rıza da tuhaf hareketler sergilemeye başlamış. Boyulan kız kardeşini eve kadar taşıdıktan bir süre sonra etrafa saldırmaya ve hakaret etmeye başlamış. Kendini odaya kapatmış. Yanına gidenlere saldırıyormuş. Haberi gelince koştum amcamlara. Hepimiz o dönemlerde yıprandığımız için sinir krizi geçiriyoruz dedim. Girene saldırdığı için içeriye girmeye korkuyorlar. Erkek kardeşine bir tokat indirmiş. Allah inandırsın. Beş parmağını izi çıkmıştı çocuğun suratında. Kapıyı bir açtım ki ne göreyim. Etrafta anık, her yer birbirine girmiş. Rıza da odanın köşesine sinmiş. El cenesinin altında, çömelmiş vaziyette sallanıyordu. Şerefsiz imamla konuşuyor. O gelecekmiş, git söyle kapatsın telefona, gelmesin ya da dur gelsin. Gelsin de ona ne yapıyorum görsün diyordu. O ara gerçekten amcam imamla konuşup olanları anlatıyordu. Hemen gelmesini söylüyordu. İçeri girerken görmüştüm amcamı ama Rıza'nın bunu duymasına imkan yoktu. Olduğu oda ve evin girişi iki zıt bölgesindeydi. Ben okurken aynı zamanda ağır işlerde çalıştığım için, kolum kuvvetlidir. Deviremezdi kimse kolay kolay beni. Buna güvenerek girdim içeri. Rıza ne oluyor dememe kalmadı ve üzerime koştu. Ben de kendime güveniyordum. Şunu bir tutayım dedim. Dedim ama deli kuvveti olmuştu çocukta. Kaldı ki benden yaşça büyük ama benden çok zayıftı. Çelimsiz denilebilirdi. Bir tekme vurdu bana. İnanır mısınız ayaklarım yerden kesildi. Kendime gelmem birkaç dakika aldı. Anadolu insanıyız. Ne kadar ateist de olsa, Hristiyan da olsa, Reflekslerimiz kalıplaşmıştır. O refleksle, Ya Allah ya Bismillah deyip doğuruldum. Bu sefer ben sarıldım. O acının verdiği sinirle, Aldım kollarımın arasına. Bir sinirle yere çaldım Rıza'yı ama, Hiç kolay olmadı. Yani eskisi gibi kolay olmadı. Kardeşi, annesi ve babası koştu geldi. İmam da yetişti. O da geldi. İmamı görünce daha da delendi. İmama daha önce hiç duymadığım küfürler etti. Kur'an-ı Kerim ve Yasin-i Şerif okudu imam. Neyse bir şekilde atlattık o geceyi. Aradan bir ay ara yakın süre geçti. Bu bayılmalar falan tüm kızlarda devam ediyordu. Ben de üniversiteye, Bursa'ya döndüm. Bir tane arkadaşımla bir artı bir ev tutup her birimiz bir odaya yerleşmiştik. Herkes kendi odasında kendi dünyasında takılırdı. Ben de garip şeyler yaşamaya başladım. Geceler ışıklar kendi kendine açılmaya başladı. Kapatıyordum ama yine açılıyordu. Odadan çıkar gelirdim. Işığı açmışsam kapanık görürdüm ya da tam tersi olurdu. Geceleri karabasanlar, yatağımın kenarında oturduğunu hissettiğim varlık ya da kollarında uyanırken hissettiğim eller olurdu. Yemin ederim, yatağımın köşesine oturduğunu bilirdim ellerimi kavramasına kadar her şeyi net hatırlıyorum. Gece uyuyamaz olmuştum. Okula gidemiyordum. Gündüzleri uyurdun ve geceleri kesinlikle uyanık olurdun. Bir gece geç saatlerde lavaboya gitmek için koridora geldiğimde salonun ortasında kambur, zayıf ve elinde bir şeyler olan bir kadın gördüm. O an küçükken teyzemin kapısının orada gördüğüm varlık aklıma geldi. O korkunun milyon katını yaşadım. Dayanamadım artık. Aklım almıyordu. Gündüz vakti okuldan dönen ev arkadaşlarımı oturttum karşıma ve anlattım her şeyi. O dinine bağlı. Namazında niyazında mülayim biriydi. Korkma. Onlar bizden güçlü değildi. Ama görünmedikleri için aklımızla oynayıp bizi korkutuyorlar dedi. Ya iyi hoş da kim onlar? Nedir bunlar diye sordum. Ama o bildiğin cevabı duymaya da korkuyordum açıkçası cinler dedi. Korkuyordu. Ama çocukken duyduğum korku hikayelerinin en korkunç varlıklarının benle bir münasebetinin olduğu ya da benle uğraştığı fikri yaşadığım tüm korkuları canlandırmıştı yine. Bir gece yine rahatsız edildiğim bir an kalktım ve çıktım yataktan. Çünkü uzandığımda en savunmasız halimde olurum diye odada dolandım. Değişik inleme ve acı duymaya başladım uzak ve duramadım. Odadan koridora çıktım hemen. Koridorda bir karartı, Süleyet ve elinde bir kitap var gibiydi. Donduğum o an karanlıktan besleniyorlar ve ışığı açınca kaybolurlar düşüncesiyle hemen açtım ışığı. Süleyet yani karanlık kaybolmadı. Ev arkadaşımmış meğer. Gecenin o vakit orada ne yapıyordu? Çok korkmuşa benziyordu. Ne oldu dedim. Onu da rahatsız etmişler. Ona bu olayları anlattığım günden sonra o da bazı şeyler yaşamış. Dualar ve sureler okuyordu. Delirecek gibi oldun ve aklın almıyordu. Ya hiçbir kitap, hiçbir bilimsel kaynak açıklamıyordu bunu bana. Doktora gittim. Daha doğrusu psikoloji okuyan arkadaşımın hocasının yanına gittim. Ne olur yardım edin hocam dedim ve anlattım her şeyi. İnanmıyor gibiydi bana. Psikolojik travmadan kaynaklı halüsinasyon gibi şeyler söyledi. Ama gerçekte yaşadıklarım Etim kemiğim gibi, içtiğim su gibi, yediğim yemek gibi gerçekti. Sonunda annemi aradım ve yaşadıklarımı anlattım. Babamla birlikte hocanın yanına gittiler. Benle konuştu hoca. Evde sürekli Yasin-i Şerif oku. Arapçasından okuyamazsan, Türkçesinden oku dedi. Bir de muska yazıp yolladılar bana. Dediklerini harfiyen yaptım. Evde durmamaya çaba gösterdim. Eve geldiğimde ise ev arkadaşımla oturuyordum yalnız kalmak ve uyumak işkence olmuştu. Ne kadar sürdü bu süreç tam hatırlamıyorum ama ben çok zayıflamıştım. Uyku haram olmuştu ve yemek yiyemez olmuştum. Ama hocanın dediklerini yaptıktan bir süre sonra gerçekten rahatladım. Mevzunun iç yüzü bir zaman sonra ortaya çıktı. Öğrendiklerim her şeyi açıklıyordu. Memleketteyken eğlenen kuzenim Kaan'ın eşinin teyze kızı meğerse büyü yaptırmış neden ya da ne amaç için yaptırmış bilmiyorum. Kaan, bu eşinin kız kardeşlerinin ayılıp bayılmasından artık bitap düşmüştü. Neredeyse her gün hastaneye götürürdü birisini ya da ayıltmak için uğraşırdı. Doktorlar, hocalar ve yakınları fayda etmemiş, bir türlü çare bulamamışlar. Bir gün yurt dışında bir şeyhin oğlunu bu tür vakalarda yetkin olduğunu duymuş. Son çare... Oraya kadar götürmüş kızları ve kelin hanımı. Amcamla birlikte gitmişler. Adam nasıl yapmış bilmiyorum ama her şeyi anlatmış detaylarıyla birlikte. Kimin yaptığını da kuzenime söylememiş. Amcama söylemiş gizlice. Büyülemiş. Oturduğu yerden amcamın evini ve bahçesini tarif etmiş. Bahçesindeki belirli ağaca kadar bir tane ağacın eteğinde toprakta büyüde kullanılan domuz sakatatı var demiş.'' Evde olan bazı kağıtlardan ve muskalardan bahsedip bir şekilde bunlardan nasıl kurtulacaklarını söylemiş. Amcamlar gerçekten dediği yerde domuz iç organları bulmuşlar ve evde değişik yazılı kağıtlar bulunmuş. Hepsini hocanın dediği şekilde imha etmişler. Ondan sonra bizim şülalenin kızları biraz rahatladı. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır demiş büyükler. Ben de yaşadığım bu şerlerden çok şükür aklımdaki soru işaretlerini sildim. Dinime ve Rabbime döndüm. Allah'a çok şükür her şeyi anladım ve çözdüm. 32 yaşındayım ve bu olayların üzerinden seneler geçti. Hala hakkında konuştuğum zaman geceleri kendilerini hatırlatırlar ama artık korkmuyorum eskisi gibi. Tanıdım çünkü onları. Aklımla oyun oynamaya çalıştılar ama benim sırtım sağlam çok şükür. Allah'a verdim sırtımı ne demişler Allah var korku yok